Herkese merhabalar. Geçen hafta Acıbadem Hastanesi'nin odalarını gezdik. Elife Hanım'la beraber bilgilendim. Detaylı odaları gördüm. Mehmet'le beraber istişaremiz neticesinde King Suite odaya karar verdim. Neden? Çünkü diğer odanın içerisinde ekstra bir refakatçi odası bulunuyor olması ola ki hem kalacak kişinin konfor ve rahat açısından hem de belki Temmuz'da doğumuma COVID'le ilgili birazcık daha yol kat ederiz ve sevdiklerimi yanımda görürüm. Onun neticesinde ona karar verdikten sonra bu hafta da muayenem için tekrar Cemal'in yanına geldim. Birkaç aklımda sorular var. Onun dışında da kendisinin bana önereceği farklı şeyler varsa onlarla ilgili bilgi alacağım. Haydi hep beraber Cemal'e geçelim. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. 29 hafta olduk. Nasıl gidiyor gebelik? Gebelik artık benim için zorlaşmaya başladı. Ağırlaşmaya başladım. Çok kilo almadım. Evet, fazla kilom var. Ama gidişatım biraz daha yavaşladı. İlk zamanlara nazaran. Onun dışında İdil hep kucağımda olmak demesi ve mecburen kucağımı almak. Ve benim de artık karnım büyümesi sebebiyle doğrasım geliyor. Ama şimdi doğurmaktan da korkuyorum. Allah korusun, küçük olur, kaybederiz vesaire. Bakalım, bu süreçte şeyden korkuyorum. İdil'i çok kucağımda aldığım için çatlaklarım olur mu? Hani ters hareketten dolayı bilmiyorum. Var mı öyle bir hasta? Genellikle hareketlerle çok bir etkisi olmuyor. Zaten seninle de bir video çekmiştik ya, sen çok güzel anlatmıştın. O kurallara uyarsak bence gene bir çatlak falan olmayacaktır. İyi bari. Onun dışında da sana diyeceğim başka ne yaptım? Aşı oldum. Tabii ki hani kendi isteğimle ve senin artık zoraki onaylatmanla beraber. Bu da biraz maceralı geçmiş herhalde. Evet, herkes evet. Gebe aşı olur mu olmaz mı soranlar. İşte... İnanılmaz bir yorum geldi. Hani hem olumlu hem olumsuz insanların fikirlerine saygı duyuyorum. O kadar çok eczacı olma kaydıyla bile birçok gebe arkadaşım aradı ki yan etkisi yaşadın mı, sende bir şey oldu mu vesaire, şu an nasılsın diye. Yani yalan olmasın, sadece bir gün kadar bir kolum ağrıdı. Sadece kas adeli ağrısı oldu. Onun dışında hiç ağrım da olmadı. Kendimde yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı hiçbir şey hissetmedim. Şimdi dört gözle ikinci dozumu bekliyorum ki hem ben hem de çocuğum tam anlamıyla korunaklı olalım istiyorum. Onun dışında da bir sıkıntı yok. Bir böbreğe birazcık bir şeyler dedin. Onunla ilgili yine kafamda sorular var. Onunla ilgili detaylı bilgi istiyorum. Şimdilik bu kadar. Şimdi bizim aslında bu baktığımız böbrekte, hani böbreğin bazı kısımları var. Biz pelvis dediğimiz idrarın ilk oluştuğu yerin ön arka çapını ölçüyoruz. Hani acaba her böbrekte idrar oluştuğu için belli bir miktar idrar birikir. Kiminde fazla, kimi annenin bebeğinde az birikir. Fazla birikmesinin sınırı, aslında bunun ipek kesin bir değeri yok. Hani bununla ilgili birçok mesela bilimsel kuruluş var. Mesela Amerika Nefroloji Derneği'nin farklı önerileri oluyor ama genel olarak 28. haftadan önce 4 milimi geçmesini pek istemiyoruz ultrasonda baktığımızda. 28. haftanın üzerine çıktığında da 7 milime kadar normal kabul ediyoruz. Şimdi geçerse ne olur ya da biz bundan niye endişe ediyoruz? Bu böbreği biz niye ölçüyoruz? Birincisi, normal sağlıklı annelerin de yani sağlıklı bebeklerin de %2'sinin böbreği geniş olabiliyor. Bu bizim çok sık gördüğümüz bir bulgu ama birinci akla gelmesi gereken şey, bebeğin böbreği genişse acaba bebek Down sendromu var mı? Neden? Çünkü Down sendromlu bebeklerin %20'sinin böbreği geniş oluyor. Normal bebeklerin %2'si, Down'lu bebeklerin %20'si. Birinci korktuğumuz şey ya da aklımıza gelen acaba Down ihtimali arttı mı? Sende bu kaygımız sıfır. Niye sıfır? Gen testi. Gen testi yaptığım için. Sen de bazen bahsediyorsun ya hani İpek Hanım bana geçmiş olsun diyorlar falan diye. Acaba o gün sonucundan haberi yok. Sonucu paylaşmadık çünkü o konuşmamızda da sanki bebek Down'muş gibi anlaşıldı ama bizim genetik testimiz zaten normal çıktığı için böbreğinin genişliğiyle Down sendromu bir bağdaşan bir şeyi yok. Korktuğumuz bir bulgu yok. Şimdi biz neyden korkuyoruz? Böbrek niye geniş olabilir? Şimdi böbrek idrarı süzüyor. İdrarı oluşturuyor. Sonra böbreğin bittiği yerde üreter dediğimiz idrar borusu başlıyor. Böbrekle üreterin birleştiği yerden idrar geçiyor, üreterden akıyor ve bebeğin idrar torbasını dolduruyor. Buradan da idrar olarak akıyor ve senin karnında biz bebeğin suyu diye gördüğümüz şey bebeğin idrarı. Şimdi böbrek genişliğini Down'la eledik. Ne olabilir? Birincisi geçici ve önemsiz olarak böbreğin genişlemesi olabilir. Yani eğer böyle çıkarsa, inşallah daha da artmazsa, doğduktan sonra kendi kendine takiplerde bu gerileyecek ve hiçbir önemi olmayacak. Ama ikinci ve benim şüphelenebildiğimiz ve doğumdan sonra daha doğrusu anne karnındaki takiplerimiz çok önemli. Önemli derken yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Böbreğin genişlemesini durdurabilir miyiz? Hayır. Sadece ilerlememesini ümit edip takip edeceğiz. Takip etmemizin nedeni ilerlerse doğunca çocuk doktoruna bilgi vereceğiz. Direkt önce antibiyotik başlıyorlar bebek enfeksiyon kapmasın diye, sonra duruma göre bazı müdahaleler gerekebilir. Şimdi ne olabilir? Birincisi şöyle düşün. Böbrekten üreter dediğimiz idrar borusuna idrar niye akamıyor olabilir ve böbrekte niye daha geniş olabilir? Birinci neden, üreter
üretero-pelvik darlık, yani pelvis dediğimiz böbrekle üreterin birleştiği yer dar olduğunda böbrekten iler akamayıp böbrek şişmeye başlıyor. Bundan biz korkarız. Özellikle bebek doğmadan önce 10 milimi geçmezse çok korkmayız. Bizim en son 7 milim civarıydı. Şimdi ultrasona tekrar bakarız. 10 milimi geçerse 10 ile 15 milim arasında önemli bir darlık olma ve doğduktan sonra bebeğin bununla ilgili cerrahi gereksinme %10-15 civarı olabiliyor. Yani 10 milimi geçtikten sonra biraz aslında çok da hani rahat olmuyoruz. 15 milimi geçerse 10-15 milim bandında %10-15 civarı, ama 15 milimi geçerse o zaman daha da korkuyoruz. Çünkü 15 milimi geçen anne karnında böbrekteki genişlik daha sonrasında %50'ye yakın, bazen bebek doğduktan sonra cerrahi bir müdahaleyle o böbrekle üreter arasındaki o darlığın açılması gerekebiliyor. Ama çoğunlukla seninki gibi 7-8 milim gördüğümüzde bu boyutlara ilerlemiyor. Umarım inşallah İdil'de de ilerlemeyecektir. Peki anne şunu yaptı da o yüzden genişleteceğim bir şey var mı? Yok, hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen yapısal olarak oranın dar olmasıyla ilgili. İkincisi, VUR diye bir hastalık var. Vezika ureteral reflü. Yani reflü ne demek mesela? Mide reflüsü ne demek? Geri kaçış. Nedensiz bir şekilde hala %100 aydınlatılabilmiş bir hastalık değil. İdrar torbasındaki idrar yukarı doğru kaçmaya başlayıp tekrar böbreğe doluyor ve yine böbrek genişliyor. Bu da bazen kendi kendine doğumdan sonra takiplerde geçiyor ve bazen geçmeyip bunda da nadiren de olsa cerrahi müdahale gerekebiliyor. Şimdi burada nasıl anlayacağız ne olduğunu? Anne karnında anlamak mümkün değil. Anne karnında sadece böbreğin genişlediğini görebiliriz. Doğduktan sonrasında bunu çocuk doktoruna, çocuk doktoru da ultrason isteyecek. Genişlediğini görürse çocuk ürolojisine danışacak. İleri tetkikler yapılacak. Bebeğin mesanesinde bir boya gibi bir şey verilip film çekiliyor. Ona göre bu acaba geri kaçış mı? Yoksa bir darlık mı? Hani idrar acaba akamıyor mu diye bir darlık mı var diye bakılacak, ama 15'i geçmezse bu şüpheler çok fazla değil. 10'a kadar çok az. 10-15 arası hafif yükseklik kabul ediyor. Biraz risk artıyor. 15 geçerse risk artıyor. Ama bizim down olmadığından eminiz. Şu an 7 milim civarındaydı. Bunun anne karnında genişlemesini engelleyecek herhangi bir şey yok. Ya da madem bu genişliyor, biz bu bebeği erken doğurtalım mı? Erken doğurttuğumuzda bunu engelleyebiliyor muyuz? Gene engelleyemiyoruz. Bir farkı yok. Bu anne karnıyla bir ilgisi yok. Mesela biz şimdi doğum yaptırsak genişlemesin diye bu sefer takiplerde gene genişleyecek. Onun için bu olmasa iyiydi, ama çok o kadar korkulacak sınırı da değil. Takiplere göre bakacağız. %80-85 10 milimi geçmeyeceğini umut ediyorum. Geçerse de çözümsüz bir şey değil. Doğduktan sonra çocuk doktorumuza bununla ilgili bilgi vereceğiz. Hani doğduktan sonra geriliyor diyorlar. Demek ki erken doğumda bunun bir çözümü değil. Erken doğum çözümü değil. Gerileyen grup o darlık olan ve kendi kendine gerileyen bir darlık var. Mesela anne karnında şöyle düşün. Böbrekle üreter arasındaki açıdan dolayı bir darlık var. Doğduktan sonra o açı biraz daha düzelince bu sefer daha rahat idrar akabiliyor ve o darlık geçebiliyor. Çoğu hastamızda öyle oluyor. Çok nadiren, hani çok sık görüyoruz, ama cerrahi gerektiren, ameliyat gerektiren hasta grubu çok nadir. Esilde de olmamasını inşallah umut ediyoruz. Yani zor bir ihtimal. Yani çalışmış olabilir misin? Olmamız çok zor. Şöyle çok zor. Çünkü birçok açıdan bakıyoruz. Tabii ki de birebir, şimdi mesela bir bebek doğduktan sonra radyolog nasıl bakıyor? Bebeğe istediği gibi bir pozisyon veriyor ve ultrason probunu direkt bebeğin böbreğine koyuyor. Biz anne karnındaki bir bebeği ölçmek zorundayız. Bu sırf böbrek için de, kalp için de. Onun bize verdiği pozisyon. Bazen bekliyoruz, saatlerce bekliyoruz, ama genellikle ölçümümüz yanlış çıkmıyor. Ama biz ölçtükten sonrasında yavaş yavaş gerileyebilir. Yanlış ölçmemiz pek mümkün değil. Senden başka bir konuda hani detay vermeni rica edeceğim. Dediğim gibi inanılmaz bir derecede aşıyla ilgili sorular geldi. Hangi aşıyı olduğunuz, hangi haftalarda olmamız gerekiyor? Bununla ilgili birçok soru var. Eğer gebelerinize bu COVID aşısıyla ilgili diyeceğin detaylar varsa sevinirim. Şimdi aşıyla ilgili ben de çok fazla soru alıyorum. Ve bazen de komik gelen bana farklı eleştiriler alıyoruz. Biz tabii her görüşe saygılıyız, ama ne zaman bir aşıyla ilgili bir şey söylesek, hani bu büyük ihtimalle çocuk doktorlarının da çok başına geliyordur. Esas aşının çoğunluğunda mesela hep HPV aşısı öneriyoruz. Diyorlar ki hocam aşı firmasıyla mı anlaştınız? Mesela boğulmaca aşısı öneriyoruz. Küçücük çocuğa nasıl aşı önerirsin anne karnındaki? Sonuçta bilimsel bilgi bu. Farzen hastalarımız oluyor. Diyorlar ki hani biz imza vermek istiyoruz. Çocuğumuz doğduktan sonra hiçbir aşı olmasını istemiyoruz. Falan hani farklı bu tarz şeyler oluyormuş. Hani bir komplo teorileri, işte aşı oluyor, çip takılıyor falan filan. Bize komik geliyor bir doktor olarak. Tabii ki de biz herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Biz bir hekim olarak görevimiz bilimsel literatür, bilimsel bilgi neyse, çalışmalar, makaleler, araştırmalar neyi gösteriyorsa hastalarımıza o konuda bilgi veriyoruz. Ama biz hiç kimsenin hani bu tarz komplo teorilerine inanıyorlarsa hani onlara yapacağımız bir şey yok. Sonuçta anayasal hakkıysa aşı olmak ya da olmamak. Biz bir hekim olarak doğru olanı anlatıyoruz. Hani ona rağmen aşılara, yani sırf bu COVID aşısı için değil, tüm aşılara çok tepkili bir grup var. Çocuk doğduktan sonra bebekten topuk kanı aldırmaya tepkili bir grup var. Hani bazı şeylerden bir yere kadar ikna edebiliyoruz. Biz hekim olarak görevimizi yapıyoruz. Tüm sorularına cevap veriyoruz. Ayrıntılı anlatıyoruz, ama sana dedikleri gibi aşılarla ilgili biz de çok farklı komik şeyler duyuyoruz. Ama biz yine de bıkmadan usanmadan görevimizi yapıyoruz. Doğruyu anlatıyoruz, ama kimini ikna edebiliyoruz, kimini ikna edemiyoruz. Ben sana BioNTech aşısını önermiş olmamın aslında nedeni, belki Çin aşısı da gebelikte güvenli olabilir,
ama bizim tüm bilimsel literatürümüz, kitaplarımız Amerikan menşeli. Yani bir şeyin Amerika'da üretilip üretilmemesi değil. Amerika'da kullanılıp kullanılmaması. Çünkü bilim o kadar Amerika'dan gelişiyor ki hani orada hemen bir şey yapıldığında bizde de belki 1 milyon doz aşı yapılsa, Amerika'da 1 milyon doz aşı yapılsa onların o kadar güzel bir bilimsel analiz sistemi var ki hemen yan etkileri topluyorlar, zararları var mı topluyorlar, kaç kişi yapılmış topluyorlar ve hemen bunları oradaki meslektaşlar makale olarak yayınlıyorlar. Şu an Amerika'da çoğunlukla yapılan aşı BioNTech olduğu için BioNTech'in güvenli olduğu ile ilgili birçok çalışma çıktı. Belki 1 yıl sonra, 2 yıl sonra tabii ki de diyebiliriz biz güvenli dedik bunlar olmuş ama biz hep diyoruz bu zamana kadar yapıldığına dair güvenli olduğu düşünülüyor. Kar zarar oranına göre bu aşıların karlı olduğunu düşünüyoruz şu anki bilimsel bilgi. Onun için belki Çin aşısı da gebelikte güvenlidir, değildir ama Amerika'dan bilim ilerlediği için ve oradaki aşı şu an için güvenli olduğunu bildiğimiz aşı BioNTech olduğu için benim BioNTech önerme nedenim odur. Yoksa diğerlerinin güvensizdir, gebelikte yapılamaz demiyoruz. Belki onlar da yapılabilir ama en çok veri şu an için BioNTech'e ait olduğu için ondan dolayı onu olmanı önerdim. Gebelik düşünenler yaptırabilir mi? Gebelik düşünenler yaptırabilir. Olduktan sonra beklenilmesi gereken herhangi bir süre yok. Zaten bu tarz veriler hep şundan elde edildiği pek. Haberi olmadan gebeyken bilmeden yapılanlar ki en riskli dönem ilk 12 hafta yapılanlar da artık hani zaman geçtikçe onlarda da bir şu an için bir anomali gözükmediği için. Aynen. Tabii ki de bu uzun bir süreç. Nadiren %1, %2 ihtimalle belki ileride yıllarda bazı yan etkileri gözükebilir ama birçok gebeyi de COVID'e karşı koruyor. COVID'in komplikasyonlarına karşı koruyor. Bunlarla kar zarar oranını düşünüldüğünde terazinin aşı olma kefesi şu an için daha ağır basmakta. Bizzat benim çevremde de oldu COVID olan gebe arkadaşlarım da karında artık bebek hastalıktan dolayı büyüyemediğini gördüm. Hani pıhtı durumu zaten hani bütün bırak gebelikte sonrasında sağlıklı insanlarda bile ciddi sıkıntı yaratırken gebelikte daha da problemli olduğu için dediğin gibi ben aşı olunması taraftarıyım. Zaten çok istedim. Sadece seni ikna edemedim. Artık sen de okuduğun makaleler neticesinde bana da tamam ol deyince ben de koşa aşımı oldum açıkçası. Zaten bence İpek bilimin güzel yanı bu. Mesela benim profilimde bir video var. Hala duruyor mesela silmedim. Çünkü tarihi belli, günü belli. Diyorum ki hani COVID aşısıyla ilgili yeterli bilgi olmadığı için önermiyorum. Sonra zaman geçiyor. Zaten bilim bu. Hani tek görüşlülük değil. Geçen zamana yeni çıkan makalelere güncel ayak uydurmak. Şu anki güncel bilgi yapılması öneriliyor ve aynı şekilde ben de sana önerdim. Kendim de gebe olsam şu anki bilgi düzeyine göre kesinlikle olurum. Bence çok doğru bir karar verdin. Teşekkür ederim.